Denizli'de ciddi bir sanayi şehri. O yüzden biz de TEİ olarak buraya savunma sanayi ile ilgili işbirlikleri konusunda görüşmeye geldik. Ne daha ileriye bakıyoruz? İlerisi için kapasite artırımı, yeni işleri, yeni ortaklar, kimlerde ne yetenekler var? Biz kendimiz yatırım yapmak yerine sanayicimin elindeki makinaları, işte bugün gezerken de soruyorum, dikkatinizi çekmiştir. Hem bu memleketimizin var olan öz kaynaklarını ilave para harcamadan, yatırım yapmadan daha yüksek ürüne dönüştürmek, kapasiteye dönüştürmek. Hem buradaki sanayicilerimiz için ek bir gelir, hem bizim için ayrıca makine parkı kurup yatırım yapmadan kapasite artışı demek. Yani kazan kazan ilişkisi inşallah. Biz de onu hedefliyoruz. Yatırım da yani TEİ'nin yeni artık kapasitesini tekrar zorlar noktaya geldik. Yeni yatırımlar söz konusu. Biz yatırım yapmak yerine sanayicimizde var olan altyapıları inceleyip onların kapasitelerini bizim network'ümüze dahil etmek yoluna gidiyoruz. Yani kazan kazan olsun diye. Şimdi burada olmamızın sebebi de ilave kapasite. Diyorum ya, bizim bir kapasitemiz var, zaten üretiyoruz. Ama ben mesela haftada bir üretebiliyorsam, bir motor üretebiliyorsam, bu karmaşıklıkta bir motoru, bunu ikiye üçe çıkarmam gerekecek bazı motorlarımızda. Bunları yeni yatırım, yeni makina, tezgah parkı, özel sistemler kurmak yerine sanayicimizde çok değişik tezgah kapasiteleri var, özel sistemler var. Bunların resmini çekip buradaki sanayicilerimizin altyapısını kullanmak istiyoruz. Hem onlar kazanacaklar, hem biz kazanacağız, hem Türkiye kazanacak inşallah. Şimdi tarihi vermek istemiyoruz ama birkaç aylık bir süresi kaldı diyelim. Elimizden geldiği kadar hızlı çalışıyoruz. Tabii motorun üstünde bizim uyguladığımız sistem, ilk motorumuzu yaparken tasarımı komple bize ait zaten. Motorun ana gövdesini, ana çekirdeğini biz kendimiz imal ediyoruz zaten. Ama üstünde tabii ki bayağı bir sistemler oluyor. Yağ pompası, yakıt pompası, bilmem dişlileri vesaire. Bunların ilk motorda ciddi bir kısmını, hemen hemen hepsini dünyadan tedarik zincirinden alıp takma yöntemine gidiyoruz hızlı, ama bunlarda bazı aksamalar olabiliyor değişik sebeplerden. Bundan dolayı olan gecikmelerden dolayı bazı ufak tefek kaymalar oluyor birkaç haftalık. Ama onun dışında bizim imalat hattımız bizim kontrolümüz. Onu elimizden geldiği kadar hızlı tamamladık. Hemen hemen tamamladık. Yani motorun üstüne takılacak detaylar da dahil hemen hemen bütün imalatı bu hafta itibariyle diyeyim bitti. Şimdi o aksesuarlardan eksik olanlarla uğraşıyoruz. Onlar da bitti mi inşallah. Motor sesi duyacağız. Devletimizin 3 grup hava aracında 3 grup motora ihtiyacı var. Birincisi İHA'lar. Zaten Türkiye o ciddi bir yere geldi. İkincisi helikopter. Üçüncüsü uçak. Hava araçlarını en basit olarak 3 grubu alırsak. İHA motorlarında TEİ olarak biz artık hem benzinli, hem dizel, hem çift zamanlı, iki zamanlı, hem dört zamanlı bütün teknolojilerimiz var. Şu anda da gökyüzünde uçuyor. Mesela Aksungur artık bizim motorumuzla seri imalat noktasına geldi. Bugün son uçuşunu yapıyordu. Seri imalata geçmek için bir dizi uçuş şeyi var. Onları tamamladı bizim motorumuzla. Bizim motorumuzla artık seri imalata girecek inşallah. Bu müjdeyi de burada vermiş olayım. Bizim motorlarımızla, milli motorlarımızla, milli uçağımız Allah'a şükür göklerde. TB3 yeni başladı. Bir aydır uçuyor ve ciddi saat koymaya başladı hemen. İnşallah daha da şey olarak, saat olarak TB3 inşallah hızlı bir şekilde bizim motorlarımızı seri imalata hazır. Yani bir motorun bir uçakta seri imalata geçmesi için belli bir saati, test saatini tamamlaması gerekiyor. O uçakla. Çünkü her uçağın dinamiği ayrı. TB3'te de inşallah hızlı bir şekilde o noktaya gelmek istiyoruz. Tabii ki Baykar'ın takdirinde. Biz şu anda artık seri imalat adetlerini yetiştirir miyiz? İlave imalat hattı açalım açmayalım, onları konuşuyoruz. Tabii bizim için önemli, güzel bir gün.
Uzun zamandır biliyorsunuz Deniz Sanayi Odası olarak makine sektörü ve bilişim sektöründe çalışmalar yapıyoruz. Firmalara yol göstermeye çalışıyoruz. Malum bildiğiniz gibi dünyadaki global daralma tekstil gibi denizin baş aktörlerinden birini son dönemde zayıflatmış durumda. Bu anlamda Denizli'nin yeni bir hikaye yazması gerekiyor. Yeni bir hareket noktası kazanması gerekiyor. Denizli'de üretilen ürünlerin TEİ'de kullanılması, nasıl kullanacağını konuştuk. Ve bunun dışında da Denizli'de TEİ adına nasıl yatırım yapılabilir, neler yapılması lazım? Denizli sanayicisini, makinecisini bu sektöre, savunma sanayini nasıl kanalize ederiz? Bunların yollarını konuşuyoruz, çözüm yollarını konuşuyoruz. Tabii Denizli makine üretim konusunda gerçekten son yıllarda ciddi bir ivme kazanıyor. Denizli makine sektörünün daha farklı sektörlere ve Denizli sanayisinin daha farklı sektörlere yönelmesi konusunda bir çalışmalar yapıyorduk. TEİ Genel Müdürümüzü Denizli'mize davet ettik. Bugün birkaç tane firmamızı ziyaret ettik ve inşallah bu TEİ gezimiz, bu organizasyonumuz Denizli makine sanayisine ve makine sektörüne faydalı olur ve Denizli'nin daha farklı sektörlerde istihdam eden ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sanayileşmeyle inşallah Denizli'mize böyle bir katkı sağlamış olacağız. Hedefimiz Denizli makine sektörünün Türkiye'nin efendim belirlemiş olduğu hedefler doğrultusundaki milli savunma sanayinin teknolojisinin yerli üretim, milli yerli üretimden yine Denizli'den bir pay almaktır. Bu anlamda ve önümüzdeki dönemde kuracak olduğumuz makine ihtisas OSB'nin artık bugün altyapısı yapılıyor. Burada hedefimiz Türkiye'nin üretecek olduğu uçakların, tankların, füzelerin, efendim gemilerin yedek parça ve yan sanayi ürünlerini yerli ve milli yüksek teknoloji olarak üretmek ve sanayicimize bunu ortak etmek ve aynı zamanda Denizli'nin de bu yüksek yatırım teknolojisinden, sanayisinden pay almasını, savunma sanayinden pay almasını sağlamaktır. Bu anlamda sanayicilerimizin çok hevesli olduğunu biz de görmekteyiz ve bundan dolayı da mutluyuz.